Haydi. Ya. أمك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. İstanbul mutlaka feth olunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onu fetheden ordu ne güzel ordudur ifadeleriyle alemlerin efendisi İstanbul'un fethini müjdelemiş ve birçok denemede elde edilemeyen zafer takvimler 1453'ün 29 Mayıs'ını gösterdiğinde büyük komutan Fatih Sultan Mehmet Han'a nasip olmuştur. 1453'te İslam'la şereflenen şehri İstanbul'da Ayasofya Fatih Sultan Mehmet Han'ın emriyle camiye dönüştürülmüş ve 24 Kasım 1934'e kadar yani tam 481 yıl cami olarak hizmet vermiştir. 1934 yılında her nedense Bakanlar Kurulu kararı ile ibadete kapatılarak müzeye dönüştürülen ve o tarihten bu yana Müslümanlar tarafından tekrar cami olacağı gün hasretle beklenen Ayasofya nihayet Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesine uygun olarak yeniden cami statüsüne kavuştu. Hamdolsun 86 yıllık hasretimiz de böylece sona ermiş oldu. Bu kararın milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma akşamı yaptığı ve tüylerimizi diken diken eden millete sesleniş konuşmasında da belirttiği gibi Ayasofya'nın dirilişi Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir. Ayasofya'nın dirilişi dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların fetret devrinden çıkış iradesinin ayak sesleridir. Ayasofya'nın dirilişi sadece Müslümanların değil, onlarla beraber tüm mazlumların, mağdurların, tüm ezilmişlerin, sömürülmüşlerin umut ateşinin yeniden alevlenişidir. İşte tüm bu nedenlerden dolayı Ayasofya sadece Ayasofya değildir. Bizler için anlamı çok daha derindir. Ayasofya yeniden ihya edildi çok şükür. Bugün Ayasofya'nın yeniden dirilişi nedeniyle bu etkinliği yapabilme mutluluğunu ve gururunu bize yaşatan Cenab-ı Allah'a hamdü senalar olsun. Bizler bugün burada, payitaht şehir Bursa'da, yüzyıllarca İslam'a sancaktarlık yapmış bir devletin kurucularının yanı başında, huzurlarında yaptığımız bu anlamlı buluşmada cuma günü alınan kararın heyecanını ve mutluluğunu Bursalı hemşerilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve siz basın mensuplarımızla birlikte yaşıyoruz.
İnanıyorum ki Ayasofya'nın yeniden açılması nedeniyle Bursa'mızda metfun bulunan Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve bizlerin dedeleri Osman Gazi, Orhan Gazi, Sultan 1. Murat, Yıldırım Beyazıt, Sultan 1. Mehmet ve Fatih Sultan Mehmet'in babası Sultan 2. Murad'ın da ruhları şad olmuştur. Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet'in emaneti ve tüm İslam aleminin en önemli sembol değerlerinden bir tanesidir. Danıştay'ın aldığı karar sonrasında gereğini bekletmeden yapan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve her daim desteklerini eksik etmeyen Cumhur İttifakı'na Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Bizler bu davanın birer neferi olmanın da onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ayasofya'nın yeniden cemaatiyle buluşmasında yine bu milletin hasretle beklediği pek çok karar ve hizmette olduğu gibi AK Parti'mizin, Cumhur İttifakımızın imzasının olması da bu davanın neferleri olarak, bu davanın birer neferi olarak bizim için her iki cihanda taşıyacağımız birer şeref nişanesidir. Öyle değerler vardır ki, öyle eserler vardır ki o bir şehre, o bir millete değil, o bir insanlığa mal olmuştur. Ayasofya da bunlardan bir tanesidir. Ayasofya her ne kadar fiziki mekan olarak İstanbul'da olsa da Ayasofya tüm Türkiye'nindir. Ayasofya tüm İslam aleminindir ve Ayasofya bütün insanlığındır. Dolayısıyla 86 yıllık bir eksikten ve yanlıştan dönülmenin sevincini bütün bir millet olarak yaşıyoruz. Onun için Ayasofya'yı camiye dönüşümünü Bursa'da da coşkuyla karşılıyoruz. Ayasofya'nın camiye dönüşümü, onun için de Filistin'de de, Orta Doğu'da da, Kafkaslar'da ve Balkanlar'da da coşkuyla karşılanıyor. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Müslüman Türk milletinin içindeki bu feraset, bu basiret, bu dirayet olduğu sürece Allah'a hamdolsun bu milletten bu inancı kimse söküp atamayacaktır. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Ve bu manada Ayasofya bizim için değerli ve kıymetlidir. Ben tabii ki Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere bugüne kadar buranın yaşatılmasıyla alakalı emeğe geçmiş tüm büyüklerimize rahmet ve minnetle anıyorum. Ama başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli olmak üzere bu süreçte emeğe geçen, bu işe olumlu karar veren Danıştay Teşkilatı'na herkese yürekten teşekkür ederim. Milletimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sana hamdlerin en yücesini ediyoruz. Allah'ım sana teşekkürlerin en yücesini, en ziyadesini arz ediyoruz. Ya Rabbi, ecdadımız başta Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Orhan Gazi olmak üzere İlahi Kelimetullah adına çıktıkları bu yolculukta İstanbul'un fethiyle bu yolculuğu taşlandırarak ve akabinde de Ayasofya'yı ibadet camiye çevirerek bu yolculuğu nihayetlendirmiş ve üç kıtaya hükmeder hale gelmişlerdi. Ya Rabbi, 6 asır boyunca İslam'ın bayraktarlığını, sancaktarlığını yapan bu millete zeval verme ya Rabbi.